Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da çarpanlara ayırma konusuna geçiyoruz kardeşlerim. Çarpanlara ayırma nedir? Bu konuda neler yapılır? Nasıl sorular çözülür? Onları göreceğiz dostlar birlikte. Şu odaklanmasını da ayarlayalım şöyle bakalım. Sabit mi? Sabittir. Tamamdır. Hadi bira bismillah diyelim ve ilk kağıdımızı alalım. Bakalım neymiş bu çarpanlara ayırma? Nasıl çarpanlarına ayrılır İfadesini göreceğiz. Birinci yöntemimiz çarpanlara ayırmadaki birinci yöntem ortak paranteze alma yöntemi dostlarım. Nedir hocam bu ortak paranteze alma yöntemi? Şimdi sana bakın burada 1, 2, 3 tane terimden oluşan bir ifade verilmiş. Bir cebirsel ifade verilmiş canım kardeşim. 3 terim var. Eksiler, artılar bizim terimlerimizi ayırıyor. Bak 3x birinci terim, 3y ikinci terim, 3a üçüncü terim. Burada 3 tane terim var. Her bir terimde ortak olan ifadeyi arayacak gözlerin. Bakın 3'ünde de 3 dediğimiz sayı ortak. Hepsinde ortak 3 var arkadaşlar. O yüzden ben bunları 3 parantezine alabilirim diyorum. Ve 3 parantezine aldım. Başa 3'ü yazdım. Yanına parantezimi açtım. 3 çarpı. Şimdi bu 3 çarpı demek parantezin içindeki yazdığım bütün ifadelerin aslında içinde bir 3 var demektir. Ben hepsinin içindeki 3'leri aldım, parantezin dışına yazdım. 3x'ten 3'ü alırsam ne kaldı yanında, ne varmış? Bakın burada 3'ü aldım, ne kaldı? X. O yüzden x'i yazdım. Arada eksi var, eksiyi yazıyorum. Bu terimin 3'ünü alırsam geriye ne kalıyor bir tek? Y. O yüzden buraya y yazdım. Arada artı var. Şu terimden 3'ü aldım. Ne kaldı geriye? A. O yüzden buraya a yazdım. İşte 3 parantezine yazmış oldum. Ortak paranteze aldım. Şimdi bakalım burada da 3 tane terim var. Ortak olan ifadelerini göreceğiz. X bunda var, bunda yok, bunda yok. Y bunlarda yok, sadece bunda var ortadakinde. Z sadece sonuncusunda var, ilk ikisinde yok. Peki ilk harflerden bir şey çıkmadı. Sayılara bakalım. 15, 5, 10. Bakın 3'ünün de 15'inde, 5'inde, 10'un da 3'ünün de ortak çarpanı, ortak ifadesi 5 dediğimiz sayı. Her birinde 5 var. Yani ben bunu aslında şöyle yazabilirim diyorum bu ifadeyi bakın. 15x dediğim şeyi 5 çarpı 3. 15 böyle yazılır değil mi? 5 çarpı 3, bir de yanında x var. Artı 5 çarpı y. Bunu zaten 5'li yazmış. O yüzden direkt 5 çarpı y diye yazdım. Artı onu nasıl yazarım? 5 çarpı 2'dir 10 dediğim şey. Bir de yanında z var. Bakın şimdi yine hepsinde 5 ortak oldu. Bütün terimlerde 5 ortaktır. O yüzden 5 parantezine alıyorum. Şuradan 5'i alırsam 3x kaldı bir tek. Buradan 5'i aldım, artı y kaldı. Buradan 5'i aldım, artı 2z kaldı. Ve böylelikle 5 ortak parantezine almış oldum bu ifadeleri. Hadi şuna bakalım şimdi. Bakın bu ifadede. Sayılara bakarsanız 4 bunda var. 8'in içinde de 4 var. Ama 5'in içinde 4 yok. Yani sayılardan ortak olan yok. Peki harflere bakalım. A var. Burada A'nın karesi var. Yani A çarpı A. Burada A'nın küpü var. Yani A çarpı A çarpı A. O zaman her birinde ortak A vardır. Ben A parantezine alıyorum. A'yı alırsam bunun içinde ne kaldı burada geriye? 4 kaldı sadece. Arada artı var. Buradan A'yı aldım. Şimdi buraya dikkat edin. Bir kere A'yı aldım. 8 kalıyor bir kere de. Bakın burada A kare demek A çarpı A demek. Sen bu A'lardan birini alırsan diğer A duruyor. Yani 8 ile birlikte bir de A da duruyor burada arkadaşlarım demektir. Artı bakın burada 5 duruyor A'yı aldığım zaman ama A küp demek ne demek? A çarpı A çarpı A. Sen bu A'lardan birini aldın, başa yazdın. En başa parantezin dışına. İki tanesi içeride. Yani A çarpı A, yani A kare içeride kaldı. İşte ortak paranteze almış oldum böylelikle. A parantezine aldım bunları dostlar. Hadi sonuncusunu da yapalım. Bakın artık her birinde x var, x var, x var.
O zaman ben başa x parantezinde diye başlıyorum. X parantezinde x küpten bir tane x alırsam x kare kalır. Bir de başında 5 olduğu için 5 tane x kare kaldı. Arada eksi var. 2 var burada, x'in birini alıyorum. 2 tane x var. Birini aldım, bir tanesi kaldı. Yani x kaldı. Artı, buraya dikkat edin. Genelde burayı karıştırıyoruz. Şimdi hocam ben buradan x'i alırsam hiçbir şey kalmıyor. 0 mı yazacağım? Hayır. Çarpı, yanındaki çarpıları kalıyor arkadaşlarım. Her zaman yanındaki çarpım durumundaki ifadeler kalır. X'in yanında çarpı 1 vardır aslında. X çarpı 1 x demektir. Sen x'i aldığında geriye ne kalır? 1 kalır. Buna dikkat et. Evet, bunu da parantezlere almış olduk. Hadi şimdi birazcık da soru çözelim. Bu başlıkla ilgili dostlarım, şöyle örnekler yapalım. Bakalım neler yapacağız, görelim. Evet, ilk sorumuza bakınız. 2 tane terim var. İkisinde de ortak olan 8 var. O zaman ben 8 parantezine alıyorum burayı. Bir 13 var burada, 8'e alınca 13 kaldı. Artı 8'e alınca da burada a kaldı. Eşittir 160. Bakın çok güzel bir denklem haline döndü artık burası. Diyeceksin ki şimdi canım kardeşim, 8 ile bir şeyi çarpmış, 160 yapmış. 8 ile neyi çarparsam 160 yapar? 20'yi. O zaman 13 ile A'nın toplamı 20'dir. Yazıyorum bak, 13 ile A'nın toplamı 20. 13 ile neyin toplamı 20? Cevap 7. Hadi şu soruya geçelim. Bakın çok güzel bir soru. Artık bu soruları her soru bankasında göreceksiniz muhakkak dostlar. Şu ilkini belki görmeyebilirsin. Bazı kitaplar dışında diyelim. Ama bundan sonrakileri her soru bankasında karşına çıkacak diyebiliriz dostlar. Evet, şununla devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Bakalım neler varmış burada da görelim. Diyor ki a kare çarpı b. Bakın a var, b var. Şuna bakıyorum, yine a yine b var. O zaman diyorum ki ben şunların şu terimde de şunda da a çarpı b ortak. A ile b ortak olduğu için a çarpı b parantezine alıyorum bunu. Şimdi ne aldım? Bir tane a aldım. Burada iki tane var. O yüzden bir tane a kaldı. B'yi zaten direkt almıştım. 1 kaldı yanında. A çarpı 1 oldu. Yazmaya gerek yok. Eksi. Şuraya geldik. A bir tane, zaten birini de ben aldım. B iki tane, birini aldım. Biri kaldı o zaman. B'nin bir tanesi kaldı. Bölü A eksi B aşağıda da varmış. Peki bu A eksi B'ler sadeleşti. Geriye ne kaldı? A çarpı B kaldı. Sorumun cevabı çıktı bile çoktan. Şuna geldim dostum. Bakalım şurayı bir düzenleyelim ilk önce. Toparlayalım. Neler ortak? Ona bakıyorum şimdi. A'lar ortak. A'lar ikisinde de var. X'ler ortak gördüğünüz üzere. Birer tane de X ortak. O zaman A çarpı X parantezine alalım biz burayı. Peki A'yı aldım. X'lerden de birini aldım. Biri kaldı. Bir de 3 kaldı. O zaman 3X kaldı burada. Artı A'yı da aldım, X'i de aldım. Ne kaldı yanında? Bunun yanında çarpı ne vardı? 1. 1 kaldı. Bölü. Şimdi şuraya bakın. İkisinde de X ortak arkadaşlarım. Burada da X var. Burada da X var. O yüzden bunu ben X parantezine alıyorum. X'i alırsam A kare kalıyor burada. Artı şu X'i alırsam, yanında 1 vardı. Unutmayın bunu. Sakın ha şaşırmayın. 1 kalıyor burada. Peki çarpı diyorum. Şuraya geçelim şimdi. Bakın 2 var burada, ikisinde de. O zaman 2 parantezine alıyorum. Buradan 2'yi alırsam a kare kaldı. Artı buradan 2'yi alırsam yanında çarpı 1 olduğu için 1 kaldı. Bölü burada da 3x artı 1 var dostlarım. Şimdi biraz sadeleştirelim biz bu ifadeleri. Bakın a kare artı 1 burada var. Bir de yukarıda var. Bunlar gitti. 3x artı 1 burada var. Bir de burada var. Bu da gitti. Şu yukarıdaki x ile aşağıdaki x de gitti. Ne kaldı geriye? Yukarıda bir a var. Bir de çarpı 2 var. Aşağıda hiçbir şey kalmadı. Yani 1 kaldı. 2a bölü 1'den de sorumun cevabı 2a çıktı. Hadi şuna geçelim. Son sorumuza bakalım. Bu ne diyormuş? Şimdi şu alttaki ifadeye bakarsanız iki terimde de x ortak. Hemen x parantezine alalım. Şimdi burada bir tane x alırsam 2 tane kalıyor değil mi? 3 tane var çünkü. O zaman x kare kaldı. Şuradan x'i alırsam, arada eksi var, 3y kaldı. Eşittir 24. Hemen üsttekine bakın. X kare eksi 3y neymiş? Yani şurası 6'ymış. Peki 6 ile kaçı çarparsam 24 yapar?
4'ü. O zaman x 4 olmalıdır. Yapıştırdık, geldi. Geçtik bunu dostlarım. Şimdi geldik ikinci çarpanlara ayırma yöntemine. İsmi gruplandırma yöntemi. Diyor ki okuyalım. Eğer her terimde aynı çarpan yoksa, az öncekinde neydi? Bütün terimlerde ortak çarpan vardı. Bakın burada mesela öyle mi? Şimdi A'ya bakalım, ortak mı? A burada var. Bunda yok. Bunda var. Bunda yok. Peki B'ye bakalım. B burada var. Bunda yok. Bunda yok. Bunda var. X'e bakalım. Bu ikisinde var. Bu ikisinde yok. Y'ye bakalım. Bu ikisinde var. Bu ikisinde yok. Yani bütün terimlerde dördünde de ortak olan bir harf yok. İşte bu durumda gruplandırma yöntemine başvuracakmışız. Bu ifadeyi ikişerli veya üçerli veya dörderli arkadaşlar da dörderliği yaptırmaz size. Hatta bence üçerliği de yaptırmaz. İkişerliği yaptırırsa ikişer ikişer gruplandıracaksınız. Misal hemen burada x'li olanları bir grup yaptım bakın. Y'li olanları başka bir grup yaptım. Ya hocam niye x ile y'yi seçtin? İlk konu geldi aklıma. Sen istersen şunu yap. A'ları bir grup yap, A'lı olanları. B'li olanları da ikinci bir grup yap. Burada seçim sana kalmış canım kardeşim. İlla X ile Y'leri gruplandırmak zorunda değilsin. A'larla A'ları, B'lerle B'leri gruplandırabilirsin. Peki, biz şimdi X'leri gruplandırdık. Bakın, şu ifadenin ikisinde de X var mı? Var. O zaman X parantezine aldın. Burada ne kaldı? A. Burada ne kaldı? B. Tamam hocam. Arada artı var. Şimdi geldim buraya. İkisinde de Y var. O zaman Y parantezine aldım. Burada A kaldı. Burada B kaldı. Unutmayın bu gruplandırmayı yaptığınızda ilk seferini yapıp bitirince mutlaka ortak bir şöyle bir şey daha çıkar. Bakın iki terim var şu anda. İki terime düşürdük. Hala çarpanlarını ayırmadık. Çarpanlarını ayırmak demek bütün terimlerin arasında çarpı olacak demek. Şöyle. Bir tane bile toplama olsa sen çarpanlarını ayırmamışsın demektir. Bir tane bile eksi olsa çarpanlarını ayırmamışsın demektir. Bak burada 1, 2, 3, 4 tane ifade var. Şunların arasında çarpı var ama şu arada toplama var. O yüzden biz artık çarpanlarını ayırmış saymayız bunu. Şimdi ne vardı? Demek ki hala devam ediyor çarpanlarını ayırmaya. Bakın A artı B'ler ortak. O zaman ben burayı A artı B'nin parantezine alıyorum. Buradan A artı B'yi aldım. Ne kaldı? X. Buradan A artı B'yi aldım. Ne kaldı? Artı Y. Bakın iki tane ifade aralarındaki de çarpı işareti olduğu için artık çarpanlarını ayırdık. Yani şu ifadenin çarpanları iki taneymiş. Biri A artı B'ymiş. Biri de X artı Y'ymiş arkadaşlar. Pekala. Hadi şimdi birazcık örnek yapalım bununla ilgili. Her soru bankasında karşımıza çıkacak klasik sorulardan bir tanesi işte arkadaşlar. Bakın gruplandırma yöntemi olduğunu şuradan görüyorum şu ifadeye bakın. Şimdi şurayı mesela ikişer ikişer şöyle gruplandırsam. Bakalım neler olacak. İkisinde de ortak A var. O zaman A parantezinde C artı D olur burası. Artı ikisinde de ortak B var. B parantezinde C artı D olur. C artı D çıktı. Bakın bu sefer ortak olanlar. Hadi C artı D parantezine alalım. C artı D parantezine aldım. Ne geldi buradan? Bir A geldi arkadaşım. Artı şuradan C artı D'yi alırsam A geldi. Buradan C artı D'yi alırsam da B geldi. Bakın ne çıktı? C artı D, A artı B çıktı benim ifadem. Peki C artı D kaç? Lan ne bileyim ben. Yok ki C artı D piyasada. Peki A artı B kaç? Hocam A artı B de yok piyasada. Ne yapacağız o zaman? A artı B yok. Peki bulabilir miyim diye bakıyorum. Yok bulamam. C artı D'yi biliyor muyum? Hayır onu da bilmiyorum. Peki ne yapacağız öğretmenim o zaman bu durumda? Bir de şunu deneyelim hemen isterseniz. Bakın hani biz şimdi A'ları ve B'leri bir grup yaptık. O zaman şöyle yapalım. D'leri bir grup yapalım. Bir de şuradan da C'leri başka bir grup yapalım. Bakalım bu sefer olacak mı? Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Deniyoruz öğretmenim. Şu D parantezine alırsam A artı B gelir. C parantezine alırsam yine A artı B gelir. Aynısı çıkıyor hocam. İkinci gruplandırma yöntemini yapsam yine tıpatıp aynısı çıkıyor. O zaman C artı D'yi bulabilecek miyim ben buradan diye ona bakacağım.
A artı B'yi bulabilecek miyim diye buna bakacağım dostlarım. Şimdi bunu kontrol edeceğiz hemen birlikte. Dostlar şimdi burada bir videoyu durdurup şeye baktım. Desenize bu soruların aldığım kitabın orijinaline baktım da kardeşlerim. Ben yanlış yazmışım soruları. Yani şu alttaki sorunun A eksi B eşittir 2, A artı C eşittir 5'ini üstteki soruya da yazmışım meğersem. Burada şunu vermiş aslında. C artı D'yi bize şurada yazılan yer, yani şurasını yanlış yazmışım. C artı D'yi 3, A artı B'yi ise 4 vermiş. Hata bende arkadaşlar. Hemen buraya 4, buraya da 3 dedim. 3 çarpı 4'ten 12 olduğunu bulduk. Şimdi gelelim alttaki soruya. Bakın yine gruplandırma yöntemi yapacağız hemen. Şöyle yapabilirim. İkişer ikişer gruplandırıyorum dostlarım. Burada A'lar ortak. Hemen A parantezine aldığımda şurada 2 tane A var. Birini ben aldım, biri kaldı. Arada artı A ile C var. A'yı aldım, C kaldı. Şimdi şuraya baktığınızda B'ler ortak. Hatta eksi B, eksi B'ler ortak. O yüzden eksi B parantezine alayım. Burada A kaldı. Burada da artı C kaldı. Bakın eksisini aldım ya, artı oldu orası. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Yani burası aslında eksi görünümlü. Eksi çarpı artıdır. Eksi ile artının çarpımı çünkü eksidir. O yüzden ben eksiyi aldığımda geriye bir tek artı kaldığından buraya artı C yazdım. Peki şimdi bakıyorum artı C, A artı C'ler ortak. O zaman hemen A artı C parantezinde... Bakın buradan A artı C'yi aldım, A kaldı. Buradan A artı C'yi aldım, eksi B kaldı. Peki A eksi B'yi 2, A artı C'yi de 5 vermiş adam bize. 5 çarpı 2'yi soruyor. Cevabımız 10 geldi bile çoktan. Evet, işleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş bize dostum. Hemen bakınız şu üst tarafa. Şöyle ikişer ikişer gruplandırdım. Bunu bir grup, bunu da bir grup yaptım arkadaşım. Bakın bu grupta B de var ikisinde, 2 de var. 2B ortak o zaman. Hemen 2B parantezinde alıyorum burayı. Burada A kaldı. Bakın B ile 2'yi alırsam A kalır. Buradan B ile 2'yi alırsam eksi X kalır. Onu da yazdık. Şimdi şurada artı var. Şuraya gelin. Y parantezine alıyorum burayı da arkadaşlar. Y. Y parantezine alırsam burada X kaldı. Buraya bakın y'yi alırsam eksi a kaldı. Evet üst tarafı düzenledik. Şimdi bölüsü var bir de bunun. 2b eksi y diye yazıyorum. Eşittir deyip devam ediyorum. Şimdi alt tarafa dokunmayacağım. Aynısını yazdım. 2b eksi y. Şu üst tarafa bakalım arkadaşlar. Bakın burada a eksi x var. Burada da x eksi a var. X eksi a demek, x eksi a demek... A ile X'in yerini değiştirin. A eksi X yazabilirsiniz. Ama yer değiştirdiğinizde mutlaka parantez yapıp başına eksi koymalısınız. Eksi ile çarpın, bakın bunun aynısı oluyor. Yani çıkartma işleminde eğer mutlak değer yoksa, mutlak değer de ayrı. Mutlak değer dışındaki bir çıkarma işleminde yer değiştiriyorsan değiştirebilirsin diyor. Sorun yok. Yani X eksi A yerine A eksi x yazabilirsin diyor ama başına eksi koymak şartıyla. Şimdi ben buraya eksiyi koyduysam artık burası artı y değil, eksi y olarak gözükecek, onu da bilelim. O zaman burası artık şöyle değil, şurası yok, A eksi x oldu. A eksi x de burada var. Demek ki ben A eksi x parantezini alabilirim. Hadi alalım. Buradan A eksi x'i aldım, ne kaldı? 2b. Buradan A eksi X aldım. Ne kaldı? Eksi kaldı, Y kaldı. Yani eksi Y. Hocam aşağıda da 2B eksi Y var. O zaman bunlara bay bay diyelim. Ne kalmış geriye sadece? A eksi X kalmış. Cevap da çıkmış bile çoktan. Evet, bunu da hallettik. Şimdi geldik özdeşlikler kısmına arkadaşlarım. Çarpanlara ayırma kısmı tamam. Gruplandırma yöntemimiz var. İşte ortak paranteze alma yöntemimiz var. Daha var birkaç tane de ama bu çarpanlara ayırma konusunun özdeşlikler kısmı çok önemlidir dostlarım. Çok önemli. 4-5 tane özdeşliğimiz var. Bunları deli gibi ezberlemelisiniz. Çok iyi bilmelisiniz. İşte onlardan en önemlisi 2 kare farkı kardeşim. Çok önemli bir özdeşliktir. Lütfen dikkat edin buna. Zaten adı da kendini belli ediyor. Bak 2 tane şeyin karesi var.
A'nın da karesi, B'nin de karesi. Bunların da farkını almış. A kare eksi B kare. 2 kare farkı. Bu özdeşliğin açılmış şeklini yazacağım ben şimdi. 2 kare farkı şöyle yazılıyor. Birinci ile ikinciyi birbirinden çıkartıyorsun. Yani A'dan B'yi çıkart. Bak kareleri yokmuş gibi düşün. Kareler yok. A'dan B'yi çıkart. Çarpı A ile B'yi topla. Hatırlayın köklü sayıları. Eşlenikler çarpımı böyle değil miydi? Hatta biz eşleniklerin çarpımını kısaca ne diyorduk? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyorduk. İşte bu özdeşlikten faydalanıp söylüyorduk arkadaşlarım. Eşlenik çarpımını da. Demek ki neymiş iki kare farkı? Birinci ile ikincinin farkı çarpı birinci ile ikincinin toplamı. Tamam, bu kadar basit. Bazen soru burayı verecek, biz kapalı halini yazacağız. Bazen de kapalı halini verip açık şeklini yazacağız. Şimdi biraz ısınalım diye birkaç tane soru yazmışım ben buraya. Hemen yapalım. Bakın x kare eksi 9. Şimdi bunu şöyle yazabilir miyim ben? X kare eksi 9 dediğim şey 3'ün karesi değil mi kardeşim? Al sana 2 kare farkı oldu o zaman. Hemen birinci eksi ikinci yani x eksi 3 çarpı x artı 3. Ha bunu ben böyle illa eksiyi önce yaz diye demiyorum. Sonuçta çarpma olduğu için aradaki işaret. Ha bunu birinci yazmışsın, ha bunu, fark etmez. Yani x artı 3 çarpı x eksi 3 diye de yazabilirsin. Oraya takılma, tamam mı? Geldik buna. X kare eksi 1. Hemen şunu getir aklına. 1'in karesi desem ben buraya. 1'in karesi de 1 değil mi zaten? O zaman gönül rahatlığıyla 1'in karesi yazalım. Bakın ne oldu? 2 karenin farkı oldu. O zaman hemen 1. eksi 2. çarpı 1. artı 2. İşte bu kadar. Geldik şuna. Bak 105'in karesi, 95'in karesi. Hemen 2 kare farkı yapalım. 1. eksi 2. yani 105 eksi 95 çarpı 1. artı 2. yani 105 artı 95. Bak karelerini alıp çıkartmaktansa bu işlem daha kolay olacak. Hemen yapalım. 105'ten 95'i çıkartırsam 10. 105 ile 95'in toplamı ne yapar? 200. 10 çarpı 200 yaptı burası arkadaşlar. O da 2000. İşte ne kadar kolay çarptık. Geldik şuna bak. Aynısı aslında. 21'in karesi eksi 19'un karesi. Tutup da 21'in karesini almayacaksın. 19'un da karesini almayacaksın. 2 kare farkı yapacaksın. Yani 21 eksi 19 diyeceksin. Çarpı 21 artı 19 diyeceksin. O da ne yapıyor? 21'den 19 çıkarsa 2. 21 ile 19'un toplamı da 40. 2 çarpı 40'tan 80'i paketledik. Hadi şuna bakalım. Burada biraz daha dikkatli olunuz arkadaşlarım. Bir tık daha dikkat edin. Şimdi 25'i biliyorsun, şu eksi 5'in karesi demektir 25. Şu 4x kareye dikkat edin arkadaşım. X'in karesi var doğru ama bakın 4 de 2'nin karesidir. Buna dikkat edin. Yani 2x'in komple karesi var burada canım kardeşlerim. 2x'in komple karesi. O zaman hemen ayıralım bunu da çarpanlarına. Birinci eksi ikinci yani 2x eksi 5 çarpı birinci artı ikinci yani 2x artı 5. Bakın burada da aynı dikkati yapmanızı istiyorum. Şimdi 9x kare dediğimiz 3'ün ve x'in karesi demektir. Eksi 49y kare demek 49 7'nin karesidir. Y kare de zaten y'nin karesidir. Şu şekilde yazacaksınız. Şimdi işte 2 kare farkı oldu. Hemen düzenliyorum. 3x eksi 7y çarpı 3x artı 7y diyorum ve böylelikle çarpanlarını ayırmış oluyorum. Hemen geçiyorum ben de bir sonraki sorumuza. Evet, bakalım ne diyor. Bakın çok büyük sayıların farkı, karesi var. 2 kare farkını çok rahat görüyorum burada. Hemen yapalım 2 kare farkını. Ne diyeceğiz? 1. eksi 2. yani 503 eksi 497 çarpı 503 artı 497. Peki 503'ten 497 çıkarsa 6 kaldı çarpı. Şu ikisinin toplamı 5 ile 4 900 yapar. Buradan da 100 gelir 1000 yaptı.
Çarpımları da ne yaptı? 6000 yaptı kardeşim. İşte cevap da bu. Hadi şuna gelelim. Bakın hemen şu kafada iki kare farkını gördünüz dostlar. Hemen şunu ne yapalım? Açık şeklini yazalım biz. Neydi şimdi? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Artı diyorum. Şurada ne var bakın? Şu grupta 2 var ortak paranteze alabileceğim. 2 parantezinde de x artı y diyorum buraya. Ve bakın karşıma ne çıktı canım kardeşim? Bir burada x artı y var, bir de burada x artı y var. O zaman ben bir de bunu x artı y parantezine alayım. Şöyle oluyor. Burada ne kaldı? X eksi y. Çarp artı. Buradan x artı y'yi bak. Bunu aldım. X eksi y kaldı. Bunu aldım. Ne kaldı? 2 kaldı. X eksi y artı 2. Şöyle paranteze de almış olduk böylelikle. Peki şimdi bize neyi vermiş bu adam? X artı y'yi 4 vermiş. Burası 4. X eksi y'yi 3 vermiş. Bir de artı 2 var. 3 ile 2'nin toplamı 5. Çarpı 4 var. 20'yi bulduk kardeşim. Bakın bu soruda aslında az öncekinin bir tık geliştirilmiş hali. Hemen burada ne yapacaksın kardeşim şuradaki olayında? Şurayı bir açacaksın. İki kare farkını gördüm. Hemen x eksi y çarpı x artı y diye açtım bunu dostum. Şimdi şuraya bakarsanız şuradaki kısımda da 5'ler ortak. Hatta eksi 5 parantezine alayım ben bunu. Bak eksi 5'e alırsam x kaldı. Eksi 5 alırsam burada eksi y kaldı dostlarım. Eksi y olsun ki eksiyi içeriye dağıtınca artıya dönsün diye yaptım bunu. Şimdi bölüyü boş ver. Önce şu üst tarafı bir daha bakalım. Bir tık daha düzenleyelim. Bak x eksi y'ler ortak burada. O zaman bir de x eksi y parantezine alayım ben burayı. X eksi y parantezinde bak şuraya aldığım zaman x artı y kaldı. Buraya aldığım zaman bir de eksi 5 kaldı. Şimdi bölüsünü de yapıyorum. Bölüye bakarsanız 2, 2 bu da 2'nin 5 katı. O zaman 2 parantezine alalım biz burayı. 2 parantezine alırsam burada x kalır. Burada y kaldı. Bunun da 2 çarpı 5 olduğunu biliyorum. 2'ye alırsam bir tek 5 kaldı. Tabii eksi var önünde. Peki bakın x artı y eksi 5, x artı y eksi 5'ler gitti. Şurada da bir de eşittir 3 varmış. Onu da unutmayalım. Geriye ne kaldı kardeşim? X eksi y bölü 2 eşittir 3. Bana zaten x eksi y'yi soruyor. Kaçı 2'ye bölersem 3 çıkar? Tabii ki 6'yı 2'ye bölersem 3 çıkar ya da içler dışlar çarpımı yaparım. Geldim şuraya. Bakın yine kareli fark var burada. 2 kare farkı yapacağım ama 2 kere dikkat edeceğim. Çünkü burada bir de 9 var. Bu adam 3'ün karesi demektir. Yani şurası 3a'nın karesi eksi b kare eşittir 8 diye yazılır. Şimdi hemen bunu da şöyle 3a eksi b çarpı 3a artı b eşittir 8 diye hemen 2 kare farkından faydalanıp yazdım. Peki 3a artı b'ye 2 vermiş. Burası 2 ise buranın ne olması lazım? Tabii ki 4. O zaman 3a eksi b eşittir 4'tür. Yapıştırdık geldi. Pekala bunu da geçtik. Hemen şimdi yeni bir özdeşlikteyiz. Tam kare ifadeler. Yani parantezin karesi ifadesindeyiz arkadaşlar. Toplamın karesi var, bir de farkın karesi var. Biz bunlara tam kare diyoruz. Bir şeyin karesi. Ama unutmayın kare parantezin dışında. Bak şunu da sakın iki kare farkıyla karıştırmayın. Orada neydi kural? Terimlerin ikisinin de karesi var. Yani a kare eksi b kareydi bir öncekindekinde. Bunda farkını alıp karesini alıyoruz. Önce fark var, sonra karesini alma var. Burada da önce toplam, sonra karesini alma var. Bunun da formülünü söyleyelim. Tam karenin formülü. Birincinin karesi. Yani a'nın karesi. Artı birinci ile ikinciyi çarp iki katını al. Yani iki katını alıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının. A ile B'nin çarpımı. İkisi de artı olduğu için artı ile artının çarpımı artıdır. O yüzden buraya artı yazdım. Ve artı diyor ikincinin karesi. Yani B'nin karesi. İşte bunun açılımı buymuş. Dostlar siz cümleyi aklınızda tutacaksınız. Sakın ha bunu a kare artı 2ab diye aklınızda tutmayın. Cümleyi aklınızda tutun. Birincinin karesi.
Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Mevzu bu. Bak gel şurada alışalım. Şimdi birinci x, ikinci 3. Birincinin karesi yani x kare artı birinci ile ikinciyi çarpıyorum yani x ile 3'ü çarpıyorum bir de 2 ile çarpıyormuşum. Artı ikincinin karesi yani 3'ün karesi. Hatta bir satır düzenleyelim biz bunu şimdi şurayı. Ne oluyor? X kare 2 kere 3 6x oluyor. Artı 3'ün karesi de 9 oluyor. İşte bunun düzenlenmiş hali buymuş. Şimdi şuraya geldi sıra. X artı 1'in karesi diyor. Birinci x. O zaman birincinin karesi. Artı birinci ile ikinciyi çarp. Yani x ile 1'i çarp. Bir de 2 ile çarp. Artı ikinci dediğimiz sayının karesi. Yani 1'in karesi. Hadi düzenleyelim. X kare geliyor. 2 çarpı 1 2'dir. Bir de x var burada. 2x geliyor. Artı bir de 1'in karesi. 1 geldi dostlarım. Evet, bir satır daha düzenleme yapıyoruz. Bakın şurayı da toparlayalım hemen. Ne geliyor? Birinci. 2a'dır birinci sayımız. O zaman 2a'nın karesi artı birinciyle yani 2a'yla ikinciyi yani 3b'yi çarp bir de 2 ile çarptı kuralımız. Bunu da yaptım. Artı ikincinin karesi. İkinci sayımız da 3b. O zaman 3b'nin karesi. Bak bunu şurada bir satır daha düzenliyorum şimdi. Hem 2'nin hem a'nın karesini alacağım. Yani ne olacak orası? 2'nin karesinden 4, a'nın karesinden a kare. Artı. Şurayı çarpalım. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 4 ile de 3'ün çarpımı 12 tane a, b. A çarpı b. Artı 3'ün karesinden 9, b'nin karesinden de b kare geldi. 9 b kare. İşte düzenlenmiş hali de budur. Hadi şunu da yapalım. Sonra buraya geçelim. Şimdi kare alma var yine. Parantez kare. Birincimiz x. O zaman x'in karesi artı birinci ile birincimiz x. İkinciyi yani 1 bölü x'i çarp. Bir de 2 ile çarp diyor. Çarptım. Artı ikincinin karesi yani 1 bölü x'in karesi. Hadi toparlayalım bunu. X kare. Bakın şuradaki x ile bölü x gitti. Artı 2 kaldı bir tek. Artı bölmenin karesi nasıl alındı? Bir üsttekinin karesi bir de alttakinin karesi. Birin karesi 1 olduğu için bu şekilde bıraktığım işte mevzumuz buymuş. Şimdi geldik eksilisine. Arkadaşlar buradaki tek bir fark var. Eksilisinde bakın aynı şey. A kare 2ab b kare. Hatta şurası tıpatıp aynı. Sadece şurası eksi oluyor. Niye hocam? Hani şöyleydi ya buranın şartı. Cümlesi şu. Birinci ile ikinciyi çarp bir de iki ile çarp dedim ya. Bak birinci a, ikinci eksi b. Eksi b ile çarpınca artıyla eksinin çarpımı eksi olduğu için buraya eksi geliyor. Tamam mıdır dostum? Hatta bundan da bir tanesini yapalım. Gerisini bırakayım arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Şunu yapalım. Birincinin karesi a kare. Şimdi birinci ile a ile ikinciyi yani 2'yi çarp ama eksi 2 olduğu için buraya bir eksi geliyor. Bir de 2 ile çarp demiştik. Artı ikincinin karesi yani eksi 2'nin karesi öyle yazayım hatta. Eksi 2'nin karesi değil. Toparlayayım bir satır. A kare. Şurası 2 ile 2'nin çarpımı 4 ama başında eksi 4 a artı eksi 2'nin karesi de 4 yaptı. Gönül rahatlığıyla çözdüm. Evet bunu da hallettik arkadaşlarım. Sıra geldi şu kerataya. Bakalım burada ne yapacağız şimdi. Şimdi bakın burada bir tam kare, bir tam kare hem artılısı hem eksilisi var. O zaman biz bu tam kareleri açarak işe başlayalım dostlarım. Hadi açalım. Artılıyı açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Bir de 2 ile çarpıyorum. Bak x ile 1'in çarpımı x. Bir de 2 ile çarptım. Artı son olarak 1'in karesi. Yani ikincinin karesi de 1. Artı. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum x. Bir de 2 ile çarpıyorum 2x. Ama burada eksi oluyor değil mi? Eksi olduğu zaman. Artı ikincinin karesi yani 1'in karesi. Bölü ne var bir de burada? X kare artı 1 var. Peki dostum şu 2x ile eksi 2x gitti.
Ne kaldı? X kare, x kare, 1, 1. Yani 2 tane x kare kaldı. Bir de 1 ile 1'in toplamı 2. Bölü altta da x kare artı 1 var. Peki canım kardeşim, bak yukarıda yine çarpanlarına ayırma var. 2 parantezine alabilir miyim ben bunu? Bu 2'yi alırsam x kare kaldı. Bu 2'yi aldım, yanında 1 vardı, artı 1 kaldı. Bölü x kare artı 1 de burada var. Ve x kare artı 1'ler giderse geriye bir tek 2 kaldı. İşte ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi çözüldü. Dostlar, bu ifadesinin sadeleştirilmiş hali nedir? Sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir sorularının %100 sınavda çıktığını bilin arkadaşlar. Tamam mı? Bunları iyi öğrenin. Şimdi geldik şuna. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi nedir diye bir soru soruyor. Ha, bu arada bunların bu sadeleştirme biçimi sorularının bir de korsan yöntemi var. Onu da öğreteceğim, merak etmeyin. Şıklar gözümüzün önünde olduğu zaman korsan yöntemle de çözmesini öğretirim size. Tamam mı dostlar? Şimdi, şimdilik normal çözüyoruz. Şimdi şuna bir bakalım. 1 eksi 2x artı x kare demiş. Arkadaş sen bunun hemen şu olduğunu fark edeceksin bak. 1 eksi x'in parantez karesidir bu dostum. 1 eksi x'in parantez karesi. Bak birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, gördün mü? Eksi 2x artı ikincinin karesi. Bölü diyorum. X kare eksi 1 demek 1'in karesi demekti. Demek ki x kare eksi 1'in karesi var burada. O zaman 2 kare farkı. Yani x eksi 1, x artı 1 diye bunu da çarpanlarına ayırdım. Çarpı, şurada bakın 2 terim var. İkisinde de x var. O yüzden x parantezine alıyorum. Burada 2x olduğu için 1'ini aldım. Sadece 1 kaldı. Şuradaki x'in yanında 1 vardı. Artı 1 kaldı. Bölü x eksi 1 burada da kaldı. Evet, şimdi gelin sadeleştirme yapalım. Şuradaki x artı 1, şuradaki x artı 1 ile sadeleşti. Bakın x eksi 1 ile x eksi 1'in çarpımı x eksi 1'in karesiyle sadeleşti. Geriye ne kaldı bir tek? X kaldı. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirsiniz. Evet. Hemen bir kağıt daha alıyorum arkadaşlarım. Bir de bunu çözelim. Bakalım bu ne diyor şimdi. Bakın şuranın hemen şu kısmın hemen a kare, daha doğrusu a artı 1'in karesinin açılımı olduğunu görmeniz lazım. Buna zamanla gözünüz alışacak. Öyle birkaç soruda hemen alışmaz arkadaşlarım. Zamanla alışacak. Peki a'yı kaç vermiş? 99. O zaman hemen 99 yazarsam buraya 1 ile topladım 100. 100'ün karesi çıktı. 100'ün karesi de demek 100 çarpı 100'den 10.000 yaptı arkadaşlarım. Yani onun üstüne 4 tane 4 koyarsanız 10 üzeri 4 oldu diyebilirsiniz. Evet, geldik buna. İfadesinin sadeleştirilmiş hali nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın ne yapalım bu soruda. Şimdi bu soru iki yolla çözülür. Bir normal yol, çarpanlarına ayırma yolu, bir de korsan yöntem. Şimdi burada ve burada korsan yöntemi de öğreteyim size. Sonuçta normal yolla çözdük zaten sorularımızı. Gruplandırma yöntemi. Mesela şurada gruplandırma ya da A ortak parantezini alacağım. Burayı da A parantezini alacağım. A'lar sadeleşecek falan filan. Bir de korsan yöntemi deneyelim. Nedir hocam korsan yöntem? Sen burada X'e, yani bilinmeyen harfe bir değer vereceksin. Canın ne istiyorsa verebilirsin bir şartla. Paydayı sıfır yapmayacak de verdiğin değer. Yani 2 yazarsan bak payda sıfır oluyor. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4'ten payda sıfır oluyor. X'e 2 dışında bir değer ver kardeşim. Mesela ne verelim? 0 verelim hocam. Hadi verelim 0. 0 verip bir sonuç bulacaksın. X eşittir 0 için şuranın sonucunu bulalım hemen. 0 yaz. 0 olur. 0 olur. 4 olur. 0 yaz, eksi 4 olur. 4 bölü eksi 4'ten eksi 1 çıkar. Tamam hocam. Şimdi benim aradığım cevap şu şıklardan biri ya dostum. Ve bunun sadeleştirilmiş hali ya, yani minyatürü ya. Şimdi bu şu demek. X eşit 0 için bunun sonucu eksi 1 çıktıysa, minyatürünün sonucu da eksi 1 çıkacak X eşittir 0 için. Sen hemen şıklarda x yerine 0 yaz. 0 yaz ne oluyor? Eksi 2. Bu değil. 0 yaz ne oluyor? 2. Bu değil. 0 yaz ne oluyor? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1.
Bu olabilir. 0 yaz ne oluyor? 2 bölü eksi 2'den eksi 1. Bak bu da olabilir. Bu zaten 1, bunu iptal et. Bak iki şık arasına düşürdük. Peki ne yapacağız şimdi hocam? Başka bir değer vereceksin hemen. X'e 1 ver mesela canım kardeşim. 1 diyelim. Bakalım bu sefer ne çıkacak? 1 yazalım. 1 olur. Eksi 4 olur burası. Eksi 3. Eksi 3, 4 daha 1 mi yaptı arkadaşlar? X eşit 1 için. Bir daha bakayım da dikkatli olalım. 1 verdim. 1. Eksi 4 daha. Eksi 3. Eksi 3, 4 daha 1 oldu. Bölü. 1 verirsen 1 eksi 4'ten eksi 3. Bak 1 verince de eksi 1 bölü 3 çıkmalıymış. Bakalım şimdi. Denizli şıkkına bakıyorum. 1 yazalım. 3 bölü eksi 1 oldu. Bu değil o zaman. Demek ki zaten direkt cevap buymuş. Gerçekten de 1 yazınca eksi 1 bölü 3 olduğunu görüyorsunuz dostlar. Şimdi şuna gelelim. Hadi A'ya bir değer sallayalım. A'ya 1 diyelim. Niye 0 vermedin hocam? Çünkü 0 yazınca bak şurayı 0 yapıyor. O yüzden 0 vermedim, 1 verdim. Şimdi A 1 için sonucu bulalım bakalım. 1 yazarsak 1 olur. 2 olur 3. 1 daha 4 oldu. 4 bölü 1. 1 yazarsam 2 oldu. Çarpı 1 yazarsam 3 eksi 3'ten 0 oldu. 1 yazarsam A 1 yazmıştım değil mi? Bak 1 de burayı 0 yapıyormuş arkadaşım. O yüzden 1'i de yazamam. 2 yazalım biz ya. Tamam, çok pardon, 2 yazalım. Baştan görmedim ben onu. 2 yazıyoruz. 2 yazarsak 8 olur 2'nin küpü. 2 yazarsam yine 8 artı 2 bölü. 2 yazarsam 4 artı 2'den 6 olur burası da. Çarpı 2 yazarsak 6 eksi 3'ten 3. 2 yazarsam 4 eksi 1'den 3. Şurayı toparlayalım. 10, 18 bölü 6'dan 3 çarpı 1'den 3 geldi. Tamam. Şimdi sorumun cevabı 3 çıktı. Yani bir kere Adana şıkkı değil. Bursa olabilir. Şimdi ne demiştik biz? X yerine 2 yazınca 3 gelecek. Bakın 2 yazın 1 oluyor. 2 yazın 3 oluyor. 2 yazın 9 oluyor. Demek ki ya Bursa ya Denizli. Şimdi hemen ne yapacağım bu durumda? Başka bir değer vereceğim kardeşim. Mesela eksi 2 ver bir de bu sefer. Eksi 2 ver, 3 ver, 4 ver, 5 ver. Canın ne isterse ver canım kardeşim. Ya da yok hocam ben bu yöntemi sevmedim dersen de bire çarpanlarına ayırma yapabilirsin. Nedir hocam o? Mesela üst tarafı komple A parantezine alabilirsin. Hemen alalım. Burada A kare kaldı. Artı 2A kaldı. Artı 1 kaldı. Bölü. A parantezine alırsam burada A kaldı. Burada da 1 kaldı. Çarpı 3 parantezine alıyorum. A eksi 1. A kare eksi 1 olduğu için 2 kare farkından A eksi 1. A artı 1 diye çarpanlarına ayırdım. Bakın şu A ile şu A. Şu A eksi 1 ile şu A eksi 1 gitti. Şuranın da ben A artı 1'in karesi olduğunu gördüm. A artı 1 çarpı A artı 1 ile gitti. Geriye bir tek 3 kaldı diyebilirsiniz de tabii ki. Bu da ikinci bir yöntem. Bazı sorularda şu çok kolay işimizi çözüyor. Böyle benim yaptığım gibi iki defa yapmıyorsunuz. Bir tane değer verince pat diye cevap çıkıyor bazı sorularda. Ama bazı sorularda bu yöntem işe yarıyor. Haberiniz olsun. Evet, hadi bakalım. Şimdi son bir kağıt daha çözüyoruz. Tam kareye devam ediyormuşuz arkadaşlarım. Bunu da halledelim. Videoyu bitiririz buradan. İkinci bölüme sonra geçeriz. Çarpanlar ayırmanın ikinci kısmına sonra geçeceğiz. Şimdi şuraya bir bakalım. Bakın ne diyor? Tam karenin farklı bir sorusu. Şimdi tam kare dediğimiz şey x artı y'nin karesi neydi? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bak sana soru, sana x kare artı y kareyi verip kopya vermiş sana aslında dostum. X kare artı y kareyi ya verir ya da sorar. Mesela bak şurada a kare artı bir şeyin karesini sormuş. Burada karelerini sormuş. Burada kareleri toplamı kaçtır? Bak bunu sormuş, toplamını kaçtır diye sormuş. Burada da kareleri toplamını sormuş gibi. Ya toplam kareleri toplamını verir ya da kareleri toplamını sorarsa kareleri toplamı sana kopyayı veriyor. Demek ki tam kare yap diyor arkadaşım. Sen de şu tam kareyi açtın. Bak x artı y'yi biliyorsun zaten 7. Şuradaki x kare artı y kareyi biliyorsun 17. Hemen bunları yerine yazalım. 7'nin karesi oldu 49 eşittir. Şurası 17 artı 2xy oldu. Hadi 17'yi bu tarafa atıp çıkartırsam 2 32 eşittir 2xy.
2'ye bölersek de x çarpı y 16 geldi. Hadi şunu yapalım. İki sayının farkı 4. Yani x eksi y 4. Çarpımı yani x çarpı y 10. Kareleri toplamı yani x kare artı y kare nedir diye bir soru soruyor. Sen artık tam kareyi açacaksın. Ama farkını verdiği için bu sefer x eksi y'nin karesini açalım. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Peki x eksi y 4'tü, karesi 16. X çarpı y şurası 10. Eksi 2 ile çarp eksi 20. Bir de ne kaldı geriye? X kare artı y kare. Hadi eksi 20'yi bu tarafa alırsak 36 eşittir. X kare artı y kare geldi. Sorumuzun cevabı da 36 çıktı. Şimdi şuna bakalım hemen. Bakın yine kareleri var, kopyayı veriyor. O zaman ben hemen a artı 1 bölü a'nın karesini açıyorum canım kardeşim. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bak birinci ile ikinciyi çarptım. Kare yok burada. İki katı. Artı ikincinin karesi yani 1 bölü a'nın karesi oldu. Ve bu da neymiş? Şunun karesi neydi zaten? 4'tü bu. 4'ün karesi. 16 oldu burası. Peki şu a ile a gitti. Burada bir tek 2 kaldı. A kare kaldı. 1 bölü a kare kaldı. Şu 2'yi de bu tarafa atarsak eksi 2 olarak gelir. 14 kaldı. İşte sorum çıktı. Hadi bakın burada da ne yapalım hemen? A eksi 1 bölü a'nın karesini alalım. Birincinin karesi a kare. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Artı ikincinin karesi eşittir 9 oldu. Peki şu a'lar gitti. Eksi 2 de bu tarafa artı 2 olarak gelirse 11 oldu mu burası arkadaşlar? Demek ki a kare artı 1 bölü a kare 2 bu tarafa geldiği zaman artı 2 oldu. 9 2 daha 11 yaptı. Biz buraya yanlış yazmışız. 11 bunun cevabı. Şuna bakalım. Toplamları 5. O zaman x artı y 5. Kareleri toplamı yani x kare artı y kare eşittir 17 ise bu iki sayının çarpımı x çarpı y kaçtır diye bir soru soruyor. Demek ki ben x artı y'nin karesini açacağım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. X artı y 5'ti, karesini alırsam 25. X kare ile y karenin toplamı 17'ymiş, artı 2xy var bir de. 17'yi bu tarafa atarsak 8 eşittir 2xy, 2'ye bölersek de 4 çıktı, x çarpı y dedim. Ve artık gerçekten nefesim tükendi arkadaşlar. Burada da durdum ben de bu arada. Evet, bir sonraki videoda da çarpanlara ayırma 2'yi inceleriz. Zaten tam da ezanımız okunmaya başladı. Hadi görüşürüz bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın dostlar.